İstanbul Hepimizin Girişimi'nin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin'e hoş geldiniz. Ben Itır Akdoğan. Bugün bir sivil toplum örgütlenmesi olarak afet ağlarını, afet gönüllü ağlarını konuşacağız. Ve AKK afet gönüllüleri üzerinden konuşacağız. Bunun konuğum da Buğra Çelik, AKK afet gönüllülerinden. Hoş geldin Buğra. Hoş bulduk Itır. Biraz seninle bugün sohbetimizde sizin tip örgütlenmeler, bir kere nasıl bir araya geliyorlar, nasıl örgütleniyorlar, nasıl hazırlanıyorlar afetlere, afet sırasında süreç nasıl işliyor ve afet sonrasında ya da iki afet arasında bu ağlar ne yapıyorlar, biraz bu konular hakkında sorular soracağım sana. Hemen de başlıyorum çünkü bir sürü de sorum da var. AKK afet gönüllüleri nasıl bir araya geldiniz? Biz aslında geçtiğimiz yıl 2021 yılındaki Marmaris yangınları sırasında çok organik bir şekilde kendiliğinden bir araya gelmiş bir yapıyız. Hikayemiz aslında yangınlar sırasında sonuçta bölgede herkes biz ne yapabiliriz, nasıl dahil olabiliriz, nasıl destek olabiliriz sorusunun cevabını ararken AKK'da da bir grup taraf ve işte tanıdıkları belediyeden gelen bir taleple birlikte sandviç hazırlamaya başlıyorlar sahadaki görevlilere götürülmek üzere. Bir yandan da tabii o sandviçler hazırlanırken de ne yapabiliriz, ne yapmalıyız? İşte WhatsApp gruplarından işte sahaya gidenler geri geliyor, deneyimlerini anlatıyor falan. Çok hızlı bir şekilde bir araya gelmeye başladık aslında. Ve böyle bir önceden kendini tanıyan, birbirini tanıyan insanlar bir araya gelmeye başladılar ve bu öbek öbek büyüdü. Ve o sırada da aslında işte dediğim gibi sahaya gidip, yangın bölgelerine gidip ihtiyaçları dinleyenler, ihtiyaçları gözlemleyenler deneyimlerini aktarmaya başladılar. Daha sonra buradaki mekanlarda genel duyurular yaparak mahalleliye çağrı yaptık ve hani gelin konuşalım ne yapabiliriz üzerinden. Orada çok hızlı bir şekilde aslında kendiliğinden hani doğanın içinde bulunduğu duruma insanlar olarak, komşular olarak, mahalleliler olarak elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Ve burada aslında aramızda böyle bu işlerden anlayan işte arama kurtarma, orman yangını gibi konularda uzman kişiler de vardı ama bunların sayısı aslında çok azdı. Bir yandan işte her bir buluşmada yeni bir şey öğrendik. Bir grup işte mahalleye gidip sonuçta burada tüm ömrü boyunca bu tarz yangınlarla uğraşmış insanlar vardı, mahalleliler vardı ve onların deneyimlerini dinlemeye başladık. Ve yaptığımız şey de en temelinde mahallenin bilgi birikimini, sahanın ihtiyaçlarını Türkiye'nin dört bir yanından biz ne yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz diyen insanlarla buluşturduğumuz bir köprü vazifesi gördük. Ve bir yandan da aslında yaptığımız işlerden en önemlisi aslında lojistik operasyon kurduk. Bu bağışları en doğru şekilde, en doğru zamanda sahaya indirmeye çalıştık. Bir de bir avantajımız şu oldu. İşte dört bir yanımız tam anlamıyla yangınlarla çevriliydi. Yani böyle haritada baktığımızda işte Marmaris'te çok büyük bir yangın vardı. Köyceğiz'de başladı. Sonra Ören, Muğla, bunları böyle bu dört böyle çizdiğinizde tam ortası AKK oldu. Ve burada çıkan yangınlara da ilk 15 içerisinde müdahale etme şansımız oldu. O yüzden hani o büyük yangınlara en yakın yangın olmayan bölge olduk ve dediğim gibi bir yandan işte sahadaki yangın bölgelerindeki ilk müdahaleyi yapan ekiplere destek olduk. Bir yandan da bu bölgenin orman yangınlarına hazır hale gelmesini sağlamaya çalıştık. Şeyden hatırlıyorum ben seni dinlerken şimdi 99 depremine gitti benim de hem aklım hem gönlüm. Ben de o zaman sahadaydım doğru söylüyorsun ama o sırada orada yapılması gereken işler var. Hem de dışarıdan gelen yardımların organize edilmesi. Yani çok fazla iş var yani sadece yangının söndürülmesi değil ondan hariç de yapılması gereken çok fazla şey var. O yüzden aslında sizin yani örgütlenilmesi o yüzden çok önemli. Ben onu bizzat yaşadığım için faydasını da çok gördüğüm için gerçekten. Çok ilgileniyorum sizin tip örgütlenmelerle. İlgili hani hazırlık dedim ya, gönüllüleri nasıl hazırlıyorsunuz?
böyle bir afet, bir yangın. Yani afet deyince sizin örneğinizde yangın diye gideceğim tabii ama diğer afetler için de tabii dinleyenler için. Gönüllüler nasıl hazırlanır böyle bir afet yönetimine? Ya dediğim gibi aslında biz hani ben de kişisel olarak daha önce herhangi bir afet deneyimim yoktu. Özellikle orman yangınları ile ilgili özel bir bilgim yoktu. Zaten biz bu geçen yılki deneyimden sonra bir rapor yayınladık. Ve bu raporun iki amacı vardı aslında. Bir, ya biz ne yaşadık? Yani gerçekten ne oldu ve buradaki öğrenimler neydi? Yaptığımız hatalar neydi? Ve de aslında mahallesini orman yangınına hazırlamak isteyen bir kişinin bile nereden başlayabileceği, neler yapılabileceğiyle ilgili öğrenimlerimizi paylaşmaktı. İkinci amacı da sonuçta biz o an içerisinde yaklaşık işte 1000 kişiye kadar ulaşan ve de 35 tırlık bir yardım malzemesini sahaya indirdik ve bunları yaparken de bir sistem hazırladık ve her yardım nereden geldi, kim tarafından nereye götürüldü bunu takip ettik ve işte bize destek olan, bağışta bulunan kişilere de ve de işte bizle birlikte bu operasyonun içerisinde olan insanlara da hesap verebilirlik adına bu raporun içerisinde neyi nereye gönderdiğimizi de yayınladık. Ve daha sonra da işte bu raporu yayınladıktan sonra da aslında sonuçta bu mevzuları takip eden, ne olduğunu, ne olacağını takip eden insanlar olarak da hani bunun ilk ve son, yani son yangın olmadığını da biliyorduk. O yüzden de işte kışın tekrar bu yazki yangınlara hazırlanmak için de çalışmalara başladık. Burada ilk yaptığımız şey de şu oldu. Bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve işte Ula Belediyesi ile beraber ilk bir toplantı yaptık. Hani hem bu rapor üzerinden durum değerlendirmesi yaptık hem de işte belediyenin kaynakları neler, sivil toplum kuruluşlarının kaynakları neler, nelere ihtiyacımız var. Buradan başladık. Daha sonra da Türkiye Ormancılar Derneği'nden Mehbi Tutmaz beraber Ula Belediyesi ile beraber 30 tane mahalle muhtarımıza çağrı yaptık ve onlarla beraber aslında biz bir çalıştay yaptık ve o çalıştayda da işte böyle her mahalledeki neler, ihtiyaçlar neler, bir yangın anında işte tahliye edilecek kişiler, işte yangına koşacak kişiler gibi iletişim bilgilerini toplamaya başladık. Bir yandan da biz de kendi içimizde bir artık biraz daha hani o yangın sırasındaki oluşturduğumuz ilişki benimlerle beraber de bir yatay organizasyon modeli uygulamaya çalıştık ve çalışma gruplarına bölündük. İşte mahalle çalışma grubu bu dediğim haritalama çalışmasına başladı. İşte eğitim çalışma grubu işte gönüllülerin alması gereken ormanlısı eğitiminden ilk yardımcı eğitimine, işte afet sırasındaki iletişim becerilerine, psikoloji durumlarına kadar birçok eğitim planlamaya başladı. İşte teknoloji çalışma grubu afet sırasında ve öncesinde kullanabileceğimiz yazılımlar geliştirmeye başladılar. İşte iletişim çalışma grubu, yani bu işte bir %90 oranında yangınların sebebi insan faktörlü yangınlar ve bir yandan da çok ciddi bir iletişim ve koordinasyon derdi var. İşte iletişim grubu içerikler hazırlamaya başladılar. Instagram hesabımızdan ve WhatsApp gruplarımızdan paylaşılmak üzere yangın anında ne yapmalısınız, nasıl hazırlanmalısınız bunları hazırlamaya başladılar. Dolayısıyla aslında hani bir yandan eğitimler alırken bir yandan da aslında ilişkiler geliştirmeye, mahalleliyle daha geniş bir katılımda derdimizi anlatmaya, bir araya gelmeye çalıştığımız bir akışın içerisine girdik. Ve burada da aslında en önemli öğrenimimiz de şu, hani bir yandan birçok şeyi öğrenmemiz ve işte davranış değişikliğine gitmemiz gerekiyor. Ama bir yandan da zaten mahallede bu bilgiler var, yani yıllardır bu yangınlarla uğraşan insanlar var ve aslında de yangın sırasında da zaten gördüğümüz şey şu oldu.
sonuçta orman yangınlarının diğer afetlere göre bir avantajı, ilk 15 dakika içerisinde müdahale ederseniz afete dönüşmeden söndürebiliyorsunuz. O zaman ilk 15 dakika müdahaleyi kim yapıyor? Mahalleli yapıyor. O zaman mahallelinin ilk 15 dakika kapasitesini nasıl arttıracağız? Ve de bunu sadece yangın çıktıktan sonra bir müdahale olarak değil de uzmanların da hep altını çizdiği ve işte dünyada bu tarz, bu ölçekte yangınlarla uğraşan başka ülkelere baktığımızdaki uygulamalarda olduğu gibi risk yönetimine, yani yangın olmadan önce önleyici çalışmalara nasıl ağırlık verebiliriz? Tüm organizasyonel odağımızı buna çevirdik ve tüm faaliyetlerimizi bu şekilde ilerlettik. Ve aslında hani geldiğimiz yerde de işte mahallede mesela biz sırasında da böyle üçüncü gün zaten şeyi görmüştük. Hani bu bağışları nasıl yönlendireceğiz, ne yapacağız? İşte bir gönüllü organizasyon neler yapabilir? İşte sorumluluğu, görevi bu yangınlar olan kurumlara nasıl destek olabilir diye baktığımızda hakikaten zaten konular kendini gösteriyordu. Yani bu orman yangını konusu, işte literatürü olan, bir bilgi birikimi olan şey. Yani bizim görevimiz biraz burada bu, bir yandan mahalleliği, aslında sorumluluğu, görevi bu olan kurumların iş akışlarında bir paydaşa dönüştürmek ve bu kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak olarak görüyoruz. Aslında çok önemli ve çok da zor bir şeyden bahsediyorsun. Yani kurumlar arası koordinasyon Türkiye'de, yerelde, yani o kelimeler yayına geldiği zaman bayağı önemli bir karmaşadan da aslında bahsetmiş oluyoruz. Tam da onu soracaktım aslında. Farklı aktörler, hani şey dedin, muhtarlar, belediye falan, bunları söyledin ama biraz daha hani Çalıştay'a davet edilmekten hariç, o Çalıştay sonrası yaptığınız bu örgütlenme modelinde farklı kurumları, farklı aktörleri nasıl dahil ediyorsunuz, nasıl aktif ediyorsunuz? Ya şöyle, aslında yani Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi bu ölçekte afetleri yaşayan her bölgede kendiliğinden oluşmuş bir bilgi birikimi var. Yani biz hiçbir kuruma gidip de bir şeye ikna etmemiz gerekmiyor. Yani geçtiğimiz yılki yangınları yaşayan her kurum, o kurumun içerisindeki her görevli bu işin ne kadar katılımcı olması gerekliliği ve mahallelinin, gönüllülerin bu işin içinde olması gerekliliği ile ilgili zaten ikna. Dolayısıyla hani bir yandan da şunun da altını çizmek istiyorum. Sadece biz değiliz aslında. Yani işte Manavgat'ta, Datça'da, Marmaris'te, Bodrum'da, yani bu ölçekte afetleri yaşayan her bölgede bizim gibi ilişki ağları oluşmuş durumda. İletişiminiz nasıl doğanlarla? Birbirinizle paslaşıyor musunuz? Bilgi akışı, deneyim akışı var mı? Şöyle, hani zaten yangın sırasında aslında bu kendiliğinden başlamıştı işte. Hani Köyceğiz'de, Ören'de, işte Marmaris'te neye ihtiyaç var, ne oluyor üzerinden sahada bizim gibi organizasyonlarla, aslında kişilerle iletişime geçmiştik. Ve daha sonrasında yaptığımız buluşmalarda da biz onları davet ettik, biz oraya gittik. Ama bence burada bir geniş bir alan var. Hani dün de yaptığımız bir toplantıda bunun altını çizdik. Bizim gibi organizasyonların bir araya gelip deneyim paylaşması ve de sonuçta bu artık hani hayatımızın gerçeği olan bu konularda böyle bir bilgi akışının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ki zaten afet anında da lojistik konular en önemli konular oluyor. O yüzden şimdiden o bilgi ağlarını güçlendirmeye çalışıyoruz. Bir de şu konu bence çok önemli. Artık bir yandan bu afetlerin sıklığı ve derinliği kurumun tek başına bunların altından kalkabileceğinden çok daha büyük bir ölçekte. Bir yandan da aslında zaten organizasyonlar, hani işte çok büyük, işte Google'ı, Facebook'u, Microsoft'u da bu içinde bu yeni döneme adapte olma ve dönüşme baskısı içerisinde. Bu işte Orman Genel Müdürlüğü için de geçerli, Büyükşehir Belediyesi için de, yerel belediye için de, konusu afet olan sivil toplum kuruluşları için de
geçerli. Yani biz o yüzden hani buradaki rolümüzü, işte bu afetler, işte kimin suçu, kim işini eksik yapıyor, neden yapıyor? Tabii ki buradaki öğrenimler çok kıymetli. Kimin neyi, neden, nasıl geliştireceğini keşfeder halde olması çok kritik. Ama biz hani böyle bir parmakla birilerini göstermek ya da hani böyle suçlamaktan daha öteye geçip artık zaten bu karşılaştığımız, içinde bulunduğumuz durumlara tek bir kurumun yetişemeyeceği gerçeğiyle mevzuya mahalleliği de dahil ederek daha geniş bir ilişki ve iletişim ağı kurma hedefindeyiz. Anladım. Değeri de buradan geliyor zaten. Bence çok da önemli. Hatta insan soruyor kendine, neden 2021 yazını beklemek gerekti bu ağların kurulması için. Belki diyorsun yani mahalleli zaten ezelden biliyor oralı yangına nasıl baş edeceğini. Ama mesela çok eskiden var mı bildiğiniz, eskiden şöyle bir ağ varmış da sonra yok olmuş, şimdi tekrar canlandı gibi bir şey mi? Yoksa bu örgütlenme, bilgiyle ilerleyelim, koordinasyon yapalım falan gibi kavramlar neden geçen yaza kadar bekliyor mesela Afrika'da? O da biraz ilgimi çekiyor. Yani şöyle, aslında hani Orman Genel Müdürlüğü'nün böyle en köklü kurumlarımızdan biri sonuçta. Tarihine baktığında işte orman köylüsüyle kurduğu çok güçlü bir ilişki olduğunu görüyoruz tarihte. Yani bunun içerisinde işte herhangi bir yangın anında işte orman köylülerinin zaten doğrudan görev aldığı, bunun için işte belli finansal destekler aldığı, hatta yani işte ne bileyim bir yangın var, işte köye gitti can ya da Orman Genel Müdürlüğü, işte yangına gelmiyor, şansın yok, hani tutuklanma sebebi, mutlaka gideceksin. Ama işte bu kurum da dönüşüm içerisinde işte Avrupa Birliği uyum yasaları, işte biraz da böyle o yasal sorumluluklar itibariyle bu orman köylüsü ilişkisi değişmiş ve bir yandan da işte 2014'teki belediye yasasının değişmesiyle beraber önceden Orman Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan köyler mahalleye dönüşüp büyükşehir sınırlarına, belediyecilik sorumluluğuna girmiş. Ama bu dönüşüm olurken de büyükşehir ya da belediye orman yangını ile ilgili herhangi bir derinlemesine bir hazırlığı olmamış. O yüzden aslında hani sonuçta işte endüstriyel faaliyetlerimizin gezegen üzerindeki etkisiyle birlikte yeni noktalara geliyoruz. Yani bununla birlikte aslında Orman Genel Müdürlüğü de geçtiğimiz yılki deneyimle birlikte bu yıl gönüllü operasyonuna çok daha fazla önem verdi. Eğitimleri hazırladı. Biz de aldık o eğitimleri. Dolayısıyla aslında hani bu kurumlar hani öğrenimlerini tüm organizasyona uygulama arasında böyle bir zaman geçiyor ister istemez. Biz de o boşluğu biraz doldurmaya çalışıyoruz. Çok iyi. Peki şimdi yangın çıktı ya da yangın çıktığını anladı ya da zannetti biri. Belki de hani her gördüğün zamanda yangın olmayabilir, bilmiyorum tabii. Bilmeden konuşuyorum ama ilk 15 dakika çok önemli dedin ya. Yangın olduğu tespit edildikten sonra 15 dakika içinde süreç nasıl işliyor? Yani bu afet gönüllüleri, yangın gönüllüleri en değerli dediğin 15 dakikada ne yapıyorsunuz? Ya biz bu kış işte biraz hem uzmanlardan aldığımız destekler hem de işte geçtiğimiz yılın öğrenimleriyle beraber bir acil durum eylem planı hazırladık. Ve belli akışlar oluşturduk. Dediğim gibi işte ilk bir teyit ve ihbar akışımız var. Ve burada işte yüksek riskli günlerdeysek hani duman gördüğün anda mutlaka hemen 112'yi ara şeklinde. Ama burada aslında o ilk 15 dakika çok kıymetli olduğu için burada ve de zaten dediğim gibi mahalleli yıllardır ne yapacağını biliyor. Yani biz şey bir organizasyon değiliz. Hani gidelim işte mahalleliye ne yapacağını tepeden anlatalım falan gibi bir durum yok. Yani tam tersi aslında zaten ben pandemide bu taraflara taşınmış bir şehirliyim aslında. Onlardan daha çok biz öğreniyoruz ve daha çok bilgi akışını oturtturmaya çalışıyoruz. Yani o koordinasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Burada işte hani ilk dumanı gördüğün anda aslında ilk hedef onun bir yangın olup olmadığını teyit edebilmekten başlıyor. Ve o noktada da işte 112'ye haber vermek, hali hazırda işte bu WhatsApp ve Telegram grupları üzerinden
bu AKK afet gönüllülerine bir yerde haber vermek. Bizim geçen yıldan topladığımız bağışlar, belli noktalarda da biriktirdiğimiz depolar var. Oradan işte gidip yangın söndürücüyü, tırmığı, koruyucu kıyafetleri alıp hemen yangına koşmak aslında. Eğit edildikten sonra da aslında gelene kadar ilk müdahale varsa yapılabilecek onu yapmak ve de en önemli konu aslında trafiği açmak. Bizim geçen yılki deneyimlerimizden biri de buradaki yangınlardan birinde mesela tabii ki herkes bir yandan bir şeyler yapmak istiyor, bir parçası olmak istiyor ama siz özel araçlarınızla beraber oraya gittiğinizde aslında trafiği tıkıyorsunuz ve hani ormana yakın bir bölgede de yangın çıktı. Sonuçta o yollar çok geniş yollar olmuyor. O yüzden bizim söylediğimiz şey ara sözler gelene kadar ilk bir müdahale varsa yapmak, onlara yön göstermek. Sonuçta en iyi mahalleli biliyor oradaki uzakta gördüğünüz bir dumana, yangına nasıl gideceğinizi. Sonrasında da tümüyle trafiği açmak. Ve de aslında bu ara sözler oraya geldiğinde de işte ara söz sorumlusuna gidip onun yönlendirmeleriyle işte hortumu açmak, hortumu toplamak gibi faaliyetlerde bulunuyoruz. Tabii yangın eğer o dediğimiz gibi hani ilk müdahaleyle sönmeyip işte Bördübet'te, Datça'da gördüğümüz gibi daha uzun bir şeye dönerse de orada da aslında bu sefer lojistik bir operasyona geliyor ve su sürekliliğini sağlayacak şekilde işte mahalledeki su tankerleri, göletler, işte su kaynaklarından oradaki araçların su devamlılığını sağlayacak bir operasyona dönüyor. Anladım. Sizin geçen seneki deneyimden aldığınız dersleri hem de gayet de güzel zaten analizini yapıp paylaştınız da raporunuzda yazdınız. Daha hazırlıklı olmanıza rağmen, daha bilgili, daha tanıdık, daha deneyimli olmanıza rağmen hala da bu 15 dakika içinde karşılaştığınız kısıtlar neler? Yani bildiğiniz halde mesela yapamadığınız şeyler var mı? Ya tabii bir kere hani bu yani özellikle Muğla ve de daha geniş anlamda bu Akdeniz orman hattı sonuçta orman yangınları aslında ormanın bir gerçeği ve bir yandan da işlevsel olarak da kendisini yenilemesinin de bir parçası. Dolayısıyla biz burada çok eski orman hatları var burada ve hani bunlar böyle bir yandan mühimmat deposu gibi bekliyorlar ve de işte orman yangınında işte rüzgar hızı 30'un üzerine çıktığında, nem 30'un %30'un altına indiğinde ve sıcaklık 30'un üzerine çıktığında yüksek riskli günlere giriyorsunuz. Dolayısıyla hani burada çok geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz ve de yangının çıktığı yere göre de bu hemen müdahale edebildiğiniz bir yerde olmayabilir. Çıktığı saate ve duruma göre buna hemen ulaşamayabilirsiniz. O yüzden hani biraz burada böyle bir şans faktörü de var. Yani istediğiniz kadar hazırlıklı olun, istediğiniz kadar bu literatür buluyor olun. Orada bir şans faktörü var. Bir yandan da işte o bizim sağlamaya çalıştığımız şey gerçekten her mahallede o tanışık olma halini güçlendirebilmek. Ve de işte Avrupa Birliği'nin Kopernikus uydularının verileriyle hazırlanan açık kaynak sistemiyle hani herkesin ulaşabildiği bir öngörü sitesi var. O 10 günlük yangın tahmini yapabiliyor. Biz düzenli olarak burayı takip ediyoruz kıştan beri. Ve bunun üzerinden de gerekli uyarıları yapıyoruz. Hem kendi ekibimize hem mahalleliye, WhatsApp gruplarımız üzerinden de. Ve hazır kalmaya çalışıyoruz. Yani şu an mesela yüksek riskli günlerde hani eğer birileri Akyaka'dan dışarı çıkacaksa haber veriyor. Ben şu tarihlerde yokum, ben şimdi buradayım gibi. Ve de işte tüm muhtarlıklara, işte köy kahvelerine, camilere posterleri astık, yönlendirme posterleri astık. Düzenli olarak anonslar
yapılıyor cami ve belediye hoparlörlerinden. Ve burada aslında biraz şu kısım da önemli. Yani sonuçta hani biz bir gönüllülük sistemi üzerinden konuşuyoruz ama hani mahallede gönüllülük diye bir şey yok aslında. Hani köye indiğinizde gönüllülük diye bir şey yok ve hani biz de mesela bu kış bir yandan da böyle işte 100 yılda bir olan bir yangındı, bir daha olmayacak, bir daha olmaz gibi bir algı da vardı. Yani biz hani böyle Nisan-Mayıs aylarında hani operasyonel olarak böyle epey yavaşladık aslında. Kişi sayısı çok azaldı. Çünkü hani insanlar sonuçta geçim derdiyle de uğraşıyor. Bir yandan işinde gücünde hani sahada sonuçta işte tarımdaki meseleler, işte turizmdeki meseleler, geçim sıkıntıları gibi bir sürü başka konu da var. Ama işte Bird Bat yangınının başlamasıyla beraber tekrar biz de hani çok daha geniş bir katılımla çalışmalara devam ettik. O yüzden bence hani bu yılın hani gelecek bu kışa girerken en önemli konu bu artık böyle 100 yılda bir olan olaydan ziyade yaz mevsiminin bir gerçeği olarak hazırlanmamız gereken, hazır olmamız bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Peki, 100 yılda bir değil ama yine de dediğin gibi senin mevsimsel, yani yazları daha yüksek riskli bir şey. Bu tip bir örgütlenme, şimdi son olarak sana bu afet sonrası kısmına geleceğim. Bu tip bir örgütlenme, gönüllü örgütlenme iki afet arasında ne yapar? Ve bizim hem bu şehir hepimizin de hem de benim bireysel olarak da çok ilgimi çeken bir kısmı da bu tip bir örgütlenme. Çünkü çok farklı profillerin, çok farklı tip işler için bir araya geldiği bir örgütlenmeden bahsediyorsun. Bunun içinde iletişim var, işte bilgiyi üretiyorsunuz, paylaşıyorsunuz falan, birçok aslında demokratik alt kavramlardan da bahsetmiş oluyorsun. Her ne kadar odak yangın doğa olsa da biraz şehirli kavramlar da işin içinde olduğu için. Sence yerel demokrasiye etkisi nedir bu tip bir afet gönüllü alanının? Ya dediğim gibi ben pandemiyle böyle şehirden kırsala taşınanlardanım. Sonuçta şehirde çok daha böyle sıkıştığımız ya da belli sorumlulukları, belli etkileri çok da belki de üzerimizde hissetmediğimiz bir şey içerisinde kalabiliyoruz. Ve günlük koşturmaca içerisinde çok da başka bir şeye de vaktimiz olmadığı bir durum var. Ama buralarda ve özellikle bu yangın deneyimiyle birlikte bir şeylerin sorumluluğunu hissetmek ve o hissettiğiniz sorumluluk karşısında da işte sadece tweet atmamak, sadece sosyal medyada ekran başında böyle öfkelenmek dışında yapabileceğiniz ne kadar da çok şey olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Yani sonuçta bizim yangın sonrasında en önemli biriktirdiğimiz şey o sırada edindiğimiz ilişkiler, tanışık olma hali aslında en büyük hediyesi oldu bu yangının bize. Çünkü hani sonuçta siz ve bir yandan da bizim bir avantajımız da şuydu, biz tek tip bir insan grubu değildik. Yani işte benim gibi pandemiyle beraber buraya taşınanlar ya da 3-5 sene önce buraya taşınanlar değil. Burada doğmuş, büyümüş, çok farklı geçmişlerden, çok farklı siyasi görüşlerden, çok farklı mesleklerden gelen insan bir araya geldik. Ve zaten bir afetin, hani afete karşı dayanım gücünüz tam olarak da bu çeşitliliğiniz, çoğulculuğunuzla çok doğru orantılı. O yüzden de aslında biz bunlardan sonra bir kere neler yapabileceğimizi gördük. Ve oradaki o ilişkiler üzerinden de mesela işte bir grubumuz kışın bu bölgede yıllardır atalık tohum operasyonu yapan Jale Hanım vardı ve onunla tanışıyordu önceden. Ona destek olmak, onun o çalışması, çünkü çok zahmetli ve çok zor bir iş. İşte bir Facebook grubu üzerinden örgütlenilmiş kaç yıldır ve işte 2500 paket atalık tohum ücretsiz bir şekilde, tümüyle gönüllü şekilde insanlara gönderiliyor. Onlar bunları ekiyorlar. Daha sonra elde ettikleri tohumları geri gönderiyorlar.
o döngüde bir sonraki yıl onlar tekrar gönderiliyor gibi bir mesela bir operasyona dahil olduk, destek olduk. Daha sonra bir yandan aslında hani siz o tanış hali başlayınca aslında en önemlisi sonuçta o komşuculuk kavramı güçleniyor. Yani sadece hani böyle buranın doğasına, şununla bununla sahip çıkmak gibi bir yerden değil ya da sadece böyle derdini tasasını yaşamak değil. Aslında biz böyle sohbet eden, bir yere gelen arkadaşlara dönüştük. Ve bu dediğim gibi hani sadece böyle sizin gibi düşünen ya da size benzeyen insanların dışına çıktı ve o da çok ciddi bir dayanım unsuruna düştü ve bir yandan şu an buradaki başka halihazırdaki sivil toplum kuruluşlarının yaptığı faaliyetlerde daha güçlü yer almaya başladık. İşte her ay pazar günü Slow Food ekibiyle beraber Slow Food ekibi burada üretici pazarı kuruyor ve o üretici pazarında hani böyle bir panayır gibi tüm bu bölgedeki insanların buluşması gibi bir et oluşuyor. Bir yandan hani sonuçta afetle başlıyorsunuz ama o ilişkiler üzerinden çok farklı sorunlar ya da o işte WhatsApp gruplarında çok farklı konular konuşulmaya başlanıyor ve bununla ilgili bir kurum varsa ona bir çağrı yapılıyor. Ya da işte ne bileyim işte kompost eğitimi organize ediyor birileri ya da işte akşam yemekleri organize ediyor bu meseleleri konuştuğumuz. Bir yandan hani kırsalda sonuçta şu an tarım hani önümüzde bizi bekleyen başka ne var diye baktığımızda da hani bu kuraklık üzerinden tarımdaki mevzular üzerinden kıtlık tehlikesine kadar giden bir mevzu var. İşte yangında mesela bu yılki yangında Elmalı'da bir yangın çıktı ve işte o ilk 15 dakika içerisinde müdahale eden mahalleli gençlerle tanıştık. O gençlerle ilişkimiz üzerinden mesela onların hani buradaki gençlerin bu bölgede tarımda ya da hayvancılıkta rol oynamasıyla ilgili ne yapabiliriz? Bir yandan da işte burada bahçeleri olan, küçük de olsa bostanları olan insanlar olarak hani biz kendi kendine yeten bir mahalle olmak ne demek? Yani biz buradan kendi yetiştirdiğimiz şeylerden bu bölgedeki komşular olarak kendi ihtiyaçlarımızı nasıl gideririz? İşte gençler buradaki zaten kalmaya devam etmek isteyen ama işte istihdam koşulları sebebiyle ya Türkiye'ye işte başka tip işlere Muğla'ya Marmaris'e gitmek zorunda kalan gençleri mahallede nasıl tutabiliriz gibi çok farklı konularda kafa yormaya başlıyorsunuz. Aslında yani o bir kas hafızasına dönüşüyor artık. Hani burada bir konu var. O konuyu işte şu çözsün ya da bu neden çözmüyor ya da bu nasıl olacak demek yerine sadece kesinlikle savunuculuk ve bunlarla ilgili iletişimlerin altını boşaltmak ya da geçersiz kılmak adına değil ama hani bir yandan da oradaki o etki alanını keşfetmek ve o etki alanı içerisinde gelip komşularla birlikte kafa yormak ve onlarla ilgili bir şeyler yapmaya başlamak. Yani mesela işte burada sonuçta dediğim gibi pandemiyle beraber ve öncesinden de başlayan bir kırsala göç durumu var ve birçoğumuz yani işte hayatında yılan görmemiş insanları var aramızda mesela. Uzmanlarla beraber böyle bir akşam düzenledik ve hani yılanlar temalı bir kırsala uyum çalışmaları gibi bir başlıkta yılanlar işte hangileri zehirli, hangileri değildir, işte ne görünce ne yapman lazım, yılanın tarihi nedir, işte burada yaşayan, burada doğmuş, büyümüş insanlarla birlikte bir araya gelip hem sohbet edip hem de bu tarz bir uyum çalışması içerisine girdik. O yüzden aslında hani afet üzerinden bir araya gelmenin hem çok birleştirici, buluşturucu bir yanı olduğunu düşünüyorum. Ve bir yandan da aslında işte hadi çöp toplayalım diye bir çağrı yaptığınızda bu hem zaten orman yangınları için de çok kritik hem de sonuçta işte doğanın içerisinde 10 kişi, 15 kişi birlikte 2 saat, 3 saat yürüyorsunuz, çöpleri topluyorsunuz, o hikayeleri dinliyorsunuz, kimin kim olduğunu. Bir yandan da işte artık oradaki o hani biraz internetteki bu kutuplaşma ve de bir sürü sosyolojik araştırmada karşımıza çıkan bu kutuplaşma durumunun
ne kadar da aslında suni yapılar ya da işte hemen üzerinden atlayabildiğin, hani böyle o göz göze bakıp ortak bir yamasında söylerken istediğin kadar farklı olsun, istediği kadar farklılarda olsun, ne kadar çok ortak paydada bulunabildiğini de bize gösteriyor. O yüzden ben hani özellikle bu afetin tüm bu içinde bulunduğumuz kutuplaşmayı aşmak ve de işte o öteki ya da ön yargılardan çıkmak, hani bunu çok duydum. Gerçekten her türlü grup içerisinde ya aslında onlar da öyleymiş ya da işte ya buraya sürekli böyle sadece işte partilemeye, sadece şöyle bakmaya değil de ya siz de buralara sahip çıkmaya gelmişsiniz. Ya da işte ya aslında çiftçi böyle düşünüyormuş ya da işte aslında jandarma da böyle bir insanmış gibi. Yani çünkü o günlük hayat koşturmacası içerisinde yollarınızın kesişmediği insanların günlük hayatlarıyla ilgili de bir fikriniz yok sonuçta. Yani bu sohbetler üzerinden ancak bu ilişkileri geliştirebiliyorsunuz ve hani bu toprakların tarihinde olan, kültüründe olan işte o hani ortak meselelerimiz nedir? Bunlarla ilgili bir araya gelip sohbet etmeye başladığınızda o meselelerden çok büyük bir etki yaratabilir hale geliyorsunuz. Harika, harika. Doğa aslında belki de hediye veriyor size. Birkaç ağacını kurban ederek aslında hem ormanı kurtarıyor hem de sizleri bir araya getiriyor. Bu da gerçekten bu karşılaşmalar, aidiyet, sahiplenme, bilgilenme, tanışma, bunlar gerçekten çok çok değerli. Burak, deneyimlerini paylaştığın için çok teşekkür ederim. Süremiz maalesef bitti. Sana aslında soracak daha başka sorularım vardı. Bu ağların uluslararası, hani Akdeniz bizim derdi çünkü. Bütün dünyanın da hani son şu günlerde hani Akdeniz diğer ülkelerde de yangınlar olduğu için hani uluslararası ağlarla iletişimleriz falan filan. Bir sürü sorularım vardı ama başka bir sohbete kaldı onlar maalesef. Siz aynı zamanda içerik de üretiyorsunuz. Raporu yöneten arkadaşımız Ali Vatansever paylaştı sohbetimiz boyunca. Sizin anladığım kadarıyla sosyal medyayı da aktif kullanıyorsunuz. Akyaka Afet Gönüllülerine izleyiciler Instagram, Facebook değil mi? Hesaplarından hem yaptıkları işleri, diğer işleri yani iki afet arasında yaptıkları işleri de ama afet sırasında nasıl hazırlanıyorlar, örgütleniyorlar işleriyle ilgili ya da kendiniz bunu dinleyenler bir ağ kurmak isterlerse, bu tip bir gönüllü ağ kurmak isterlerse zannediyorum Buğra her zaman cevaplamaya açık olacak. Akyaka Afet Gönüllülerinin sosyal medya hesaplarından da ulaşabileceksiniz. Çok teşekkür ediyorum Buğra. Ben teşekkür ederim. Son olarak böyle bir şey söylemek istiyorum. Senin de söylediğin gibi yani hani bu afetler karşısında ve içinde bulunduğumuz bu koşullar karşısında işte ya yapacak bir şey yok zaten, işte bunlardan bir şey olmaz nihilizmine düşmeden ya da böyle o depresyona kapılmadan hani üçüncü bir yol var. Hani biz bunu deneyimledik nacizane ve Türkiye'nin dört bir yanında da birçok insan deneyimledi. Evet hani ölçeği itibariyle durumlar, krizler çok büyük olabilir ama yani gidip komşunuzla konuşmaya başladığınızda hani bir kişinin, iki kişinin bile neleri değiştirebildiğini ve bu değişimle birlikte sadece o krize karşı nasıl bir etki yarattığınız değil, aslında sizin de nasıl değiştiğinizi, birey olarak nasıl dönüştüğünüzü nacizane deneyimlemiş biriyim. O yüzden hani tüm o belki de öfkeyi, sıkışmışlığı alıp başka şeylere kanalize etmek, ekran başından, Twitter'dan çıkıp, sokağa inip, komşuyla, bakkalda, esnafla, mahalleliyle konuşmaya başlama zamanı, mahalleye yeni bir bakma zamanı olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir final yaptın. Bunun üzerine başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok geçmiş olsun yine. Bundan sonra da umuyorum çok daha az hasarla geçer yaz. Çok kolaylıklar gelsin. Çok teşekkürler. Haftaya başka bir konukla tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.